Arı zehri 3 yıldır arı zehriyle üretimine ilgileniyoruz. Şimdi arıcılıktan daha fazla kazanç elde etmek için sadece bala dayalı arıcılık biraz artık şu son zamanlarda, son senelerde iyice zorlaştığı için daha fazla kazanç elde etmek için arı farklı bir ürüne yöneldik. Bu da diğer ürünlere baktığımızda arı zehri biraz daha ön plana çıkıyordu. Tabii ki zorlukları var. Ülkemizde üretimin olmayışı, pazarının yaygın olmayışı. İlerleyerek yani bu şekilde şu anda güzel gelişmelerle beraber arı zehri de şu anda güzelleşmeye başladı. Gram fiyatı yurt içinde 400 lira satılmakta, yurt dışında 700 lira gibi veya dolar bazında baz alırsak 100 dolar gibi yurt dışına satışı yapılmakta. Arı zehri ağırlık olarak kozmetik ve ilaç sektörlerinde kullanılmakta. En fazla kozmetikte kullanılmakta. Kozmetikte yüz maskesidir, serumlardır gibi ürünlerde kullanılmakta. Bu en yoğun olarak İngiltere, Almanya, Yeni Zelanda gibi, Amerika gibi, Kanada gibi ülkelerde yoğun olarak kullanılmakta. İlaç olarak da hatta son zamanlarda çıkan araştırmalara göre de meme kanserine de çare olarak arı zehri şu anda bir ilaç olarak şu anda araştırmaları yapılmakta. Yani romatizmalı ilaçlarda, pankreas kanserinde gibi arı zehri birçok ilaç sektöründe araştırması yapılmakta. 3 yıl öncesine kadar biz hobi arıcılık yapıyorduk. 80-100 kovan civarında bir arımız vardı. Hala şu an 100-150 civarında bir arıyla çalışmaktayız. Biz kendi arımızda daha az, yani 100-150 kovandan üretimin az olacağı için, bunu satmakta zorlanacağımız için aparat sayımızı, yani arı zehri aparatımızın sayısını yükselterek diğer arıcılardan, yani bu 500, 600, 800 kovan olan arıcılardan direkt onların yanlarına gidip aparatlarımızla onların kovanlarından arı zehri toplayarak üretim miktarımızı yükseltiyoruz. Bu şekilde yarım kilo civarında şu anda üretim yaptık. Önümüzdeki yıllarda bunu kilo olarak 1 kilo, 2 kilo gibi hedeflerimiz bulunmakta. Tabii arı ürünlerinde de bu pandeminin bize çok büyük artısı oldu. Yani artı hatta şu şekilde, ben burada yetkililere tekrardan teşekkür ediyorum. Avrupa ülkelerinde, dünyada pandemi sürecinde üretim dururken bizde üretimin devam etmesi üretici burada bayağı bir faydası oldu. Ve pandemiyle beraber diğer ülkelerde üretimin olmayışı, üretimi olan Türkiye'ye talebin artmasına neden oldu. Bu diğer yani bizim sektörümüz olarak arı ürünlerinde bal, polen, propolis de hele hele propolis de çok fazla bir artıya geçti. Artı olarak arı zehri ile ilgili bayağı bir artımız oldu. Şu anda Yeni Zelanda'dan, İngiltere'den, Almanya'dan şu anda talepler gelmekte. Yani şöyle örneklem verirsek, diğer geçen yıllarda iletişime geçtiğimiz ülkelerin, firmaların bize dönüş yapmadığı firmalar vardı. Mesela bu sene pandemiyle beraber bu firmalar bize şu anda kendileri ulaşmakta. Bu yüzden şu an pandemi arıcılık sektörü olarak bize çok fazla bir artısı oldu. Arılara düşük voltajda, yani çok düşük voltajda arılara zarar vermeyen bir voltaj vererek arıları biraz hırçınlaştıran bir elektrik dürtüleriyle bir yapılan bir aparatta altında camı olan arılar bu elektrik çarpmasında teller var. Telleri elektrik çarpmasıyla beraber vücudundaki zehri bırakmaya yönleniyor. Bu zehri de cama batırmaya, yani iğnesini cama batırmaya çalışıyor. Bu camda arıdan çıkan zehir bir, hemen aynı anda kurumaya başlıyor. Daha sonra hemen bu işlem bittikten sonra bu camdaki zehri biz toz olarak bıçak yardımıyla kazıyoruz. Daha sonra korumak için -18'e koyuyoruz. Bu elimde tuttuğunuz, yani gördüğünüz bir arı zehri. Yaklaşık 25 gram civarında bir arı zehrimiz var burada. Dediğim gibi az görünen bir ürün aslında. Şu kadarcık bir ürün. Şu anda 25 gramdan baktığımız zaman yurt içinde 10 bin lira gibi bir rakamı var bunun. İşte yaklaşık olarak 20 teneke bala eşittir şu anda bu elimde tuttuğum arı zehri.
şekilde yerleştiriyoruz bunları. Direkt çerçevelerin üzerinde. ...20 dakika sonra kapatacağız. Daha sonra camlardaki, şu koyduğumuz camlardaki arıza yerini kazımaya başlayacağız. Bu büyük araba. Nerede bu naylanı? Aşağı camı streç naylana sardıklarını gördük. Yani burada ne olmuş oluyor? Arı zehri filtrelenmiş, yani süzgeçten geçmiş gibi oluyor. Daha sonra